Selam dostan, çitor estit, hali şuma xubest, ben ami, xudavendi, bəxşendeyi, mihriban. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz, kelime çalışması dersimiz, zal harfi ile ilgili. Zal, Arap harfi, Fars alfabesinin 11. harfi. Bakın böyle müstakil olarak zal harfi böyle yazılıyor. Başta, ortada ve sonda yazılışları. Kelimelerimiz, zubale, zubale, çöp ya da atık anlamında. Cengeli zibayi seravan, mehelli defne zubalehayi çend şehri ustani gilan est. Cengeli zibayi seravan, mehelli defne zubalehayi çend şehri ustani gilan est. Seravan'ın güzel ormanı, Gilan vilayetinin birkaç şehrinin atıklarının gömüldüğü yerdir. Mahalli defn, gömüldüğü yer. Zübalehayı, Çent şehri, Ostanı Gilan. Ostanı Gilan, Gilan vilayeti. Çent şehir, birkaç şehir. Zübaleha da çoğul yapıldı. Zübale. Zebh kerden, kesmek ya da boğazlamak. Bismillahara bayet beşiveyi İslami zebh konent. Bismillahara bayet beşiveyi İslami zebh konent. Kurbanları İslami usul ile kesmeliler. Burada zebh kerden kesmek, kurbanı kesmek. Yani bu kurban da olabilir, başka bir hayvan da olabilir. Boğazlamak yani. Bismil, kurban anlamında. Bayet, meli malı, gerekli kipi için kullanılır. Böyle bir fiil geldiği zaman, bakın burada hangi fiili gerekli kipinde ifade etmek istiyorsak geniş zaman istek kipinde kullanılır. Burada olduğu gibi zebh konen şeklinde. Kerdenin de geniş zaman gövdesi kon şeklinde geldiği için istek kipinde zebh konen şeklinde yapıldı. Bunu da kullanmadık çünkü mastarlık alameti. Zebh kerden, mastar, zebh kon. Bunun geniş zaman muzarı gövdesi. Evet. Zahire, zahire, zahire. Ançi berayi niyazi ayende kenar guzaşte mi şebet, zahire mi guyend. Ançi berayi niyazi ayende kenar guzaşte mi şebet, zahire mi guyend. Gelecekteki ihtiyaç için kenara bırakılan şeye zahire derler. Ançi o şey ki berayi niyazi ayende, gelecek peki ihtiyaç için. Kenara uzaş demiş, evet, bırakılır. Yani gelecekteki ihtiyaç için kenara bırakılan şey. Tabii şeye diye e halini biz ilave yaptık. Zahire mi kuyen? Zahire derler. Mi kuyen derler. Bu üçün tek şahısta ifade edildiği zaman mi kuyen denilir şeklinde de tercüme edilir. Zerre, zerre, zerre ya da parçacık anlamında, tanecik anlamında. Zerre her yekez ecsami rize-i perakende der heva mi başet ki der şua-i aftab dide mi şebet. Zerre her yekez ecsami rize-i perakende der heva mi başet ki der şua-i aftab dide mi şebet. Zerre havada saçılmış güneş ışığının altında görülen küçük cisimlerin her birisidir. Her yekez her birisidir. Neyin her birisi? Ecsami rize-i perakende der heva. Yani havada perakende olmuş, saçılmış, dağınık halde bulunan rize küçük cisimler. Ecsami rize küçük cisimler. Mi başet, dirdir mi başet, est anlamına gelir ki nedir bu küçük cisimler? Özelliği nedir? Der şuai aftab. Güneş ışınında, güneş ışığı altında Didem-i Şevet görülür. Didem görmek, Didem-i Şevet görülür. Tabii tüm bunların hepsini toparlayarak zerre, havada saçılmış, güneş ışın altında görülen küçük cisimlerin her birisidir diye tercüme etmemiz gerekir. Tabii kelimemizi unutmayalım. Zerre. Zugal. Zugal. Kömür. Der şehri Zonguldak, Zugali seng ziyadest. Der şehri Zonguldak, Zugali seng ziyade est. Zonguldak şehrinde taş kömürü çoktur.
Tabii Zonguldak'ın yazılışını ben böyle bulabildim. Zugal, kömür. Zugaliseng, taş kömürü. Zeyl, zeyl. Dipnot anlamında, yani aşağı, aşağıda yer alan şey. Zeyl anlamında, dipnot anlamında. Beraye ittilaati bi işter, beraye ittilaati bi işter, be zeyl rucu şevet. Daha fazla bilgi edinmek için, ayrıntılı bilgi edinmek için dipnota bakılsın. Berayı için demek, ittilaat, enformasyon anlamına geldiği gibi bilgiler anlamına da gelir. Bir işler daha çok. Daha fazla bilgi edinmek için ve zeyl dipnota rucu şevet. Müracaat edilsin, bakılsın. Zeyl. Evet, bu şekilde zal harfiyle ilgili kelime çalışmamız da sona ermiş oldu. Bir sonraki kelime çalışmamızda görüşmek dileğiyle ve ümmidi didar. Huda hafız.